Kırtadan ne oldu? Yenge. Hakit Ahmet amcana haber ver. Arabayı altın gelsin. Ahmet amca! Ahmet amca! Ahmet amca! Ahmet amca! Ahmet amca! Ya Ahmet amca! Yenge seni alaştı. Kim o kamyoncu? Bilmiyorum. Asılıyor mu sana? Hayır. Ne getirdi bizi buraya? Hayrına mı? Ahmet amcayı çağırmak için çıktım, denk geldi. Denk geldi. Üç tane varlığın yakını sizsiniz değil mi? Kocasıyım ben. Nasıl durumu? İyi şimdi. Kas hastalığına bağlı olarak solunum kası tutulması yaşamış. Nefes alamayınca da paniklemiş tabii. Çok şükür. İyi şimdi durumu değil mi? İyi. Trip görebilir miyim? Sadece yakın akrabaları. Biraz dinlensin, sonra taburcu edeceğiz zaten. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Sana ne oluyor kız? Duymadın mı ne dedi? Sadece yakın akrabalar. Sığıntı. Git bizi evde bekle. Gelince de konuşacağız. Panikle sana teşekkür edemedik. Sağ ol getirdiğin için. Önemli değil, ne demek? Yengen nasıl oldu? İyi. Yani iyiymiş. Bu gece burada kalacaksın herhalde. Sana bir çay falan bulayım mı? Beklerken içersin. Beklemeyeceğim. Sadece yakın akrabalar beklermiş. Hem ben neyim ki? Sığıntı. Sen niye öyle diyorsun kendine? Öyleyim çünkü. Eve bırakayım seni, gel hadi. Eve gitmek istemiyorum. Peki. Nereye gitmek istersin? Bilmem. Buzluğun ötesine götürsene beni. Ya bir saat de olsa buradan uzaklaşayım.
Olur. Atla hadi. Biz şimdi buraya geçince buzluktan çıkmış olacağız değil mi? Yani orası başka bir yer değil mi? Evet. Gidelim. Hamburger 16 liraymış. İstediğin her şeyi sipariş et. Yok olmaz. Maaşımı yeni aldım ya, ben ısmarlayacağım. Ya. Lütfen. Tamam. Peki pizza mı yesem hamburger mi? Vallahi o zor soru. Bence ikisinden de söyleyelim, paylaşırız. Olur. Bir bakacağım babacığım. Buyurun, ne alırdınız? Biz bir şu pizzadan istiyoruz. Bir tane de hamburger. Hamburger. Yalnız iki servis olacak. Tamam. İçecek olarak ne alırdınız? Ne içersin? Limonata. Pampem diye bir limonata. Limonata. Ben de kola içerim. Kola. Tamam, hemen geliyor. Senin sevgilin var mı? Var. Aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Yok, o plazada çalışıyor. Plazada? Hani şu böyle dışı büyük, devasa, ayna gibi olan binalarda mı? Vallahi iş yerine hiç gitmedim ama öyledir herhalde. Peki, hafta sonları beraber adalara gidiyor musunuz? Hafta sonları çalışıyor o. O yüzden gitmiyoruz. Ama akşamları dışarı çıkıyorsunuzdur. Ya herkes Taksim'e gidiyormuş. Orası böyle sabaha kadar ışıl ışılmış. Taksim'e de gitmiyoruz. Ha, neden? Öyle işte. Ya dizilerde böyle plaza kadınları yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor. Kız arkadaşın da giyiyor mu? Giyiyor. Böyle ceket, kalem etek. Kalem etek dediğin? Ya dur, bak göstereyim. Bak, belden böyle dar. Aşağı gittikçe daha da daralıyor ama dizde bitiyor. Ya ben bu giyim kuşam işlerinden pek anlamıyorum. O yüzden dikkatimi çekmemiş herhalde. Kız arkadaşın bana hiç benzemiyor değil mi? Hiç benzemiyor. Ne yani? Kız arkadaşın iyi giyiniyor da ben kötü mü giyiniyorum? Sen bana rüküssün mü demek istiyorsun? Hayır ya, ne alakası var? Bir kere ben öyle bir şey demedim ki. Ya benim de kendime göre bir tarzım var. Ha, bak bu çiçeği ben koydum. Bu kuşları da ben taktım. Bak. İkna oldum. Bak. İndirebilirsin ayağını. Burada dursana. Ben burada iniyorum. Evin önüne gelmesin.
Çok yağmur yağıyor. Kapıya kadar bıraksaydım. Ya şeker değilim erimem, korkma. Hoşçakal İstanbul. Hoşçakal. Şey soracağım. Yengemi almaya gelirken evin nerede diye sormadın. Nereden biliyordun evini? Öğrendim. Geçen gece belki seni görürüm diye biraz evin civarında dolandım. Bir odadaydın. Yengenin yanında oturuyordum. Karşına çıksam ne yapacaktın ki? Bilmem. O adamla evlenmeye gönlün var mı diye sorardım. Yok deseydim. Kaçırır mıydın? Kaçırmam ister miydin? Doğruyu söyle. Gerçekten hiç tanımadığın birine mektup vermek için ta buraya kadar mı geldin? Evet. Niye? Çünkü ben de senin gibiyim. Benim de annem babam yok. Ben de ayakta kalabilmek için beni seven birinin sözlerini tutunuyorum. Ben seni anlıyorum. Hatta anlamaktan da öte, ben seninle aynıyım. Şimdi gerçekten öyle. Elveda. Dayımlar evde mi? Ha. Hastanedeyiz dediler, gittim aldım ben de. Sağ ol. Ama dayın seni evde bekliyorsun zannediyorum. Ah gariban adam ah. Ne bilsin evlatlığının, beslemesinin el alemin erkekleriyle gezdiğini. Ha? Kız sen beni enayi mi zannettin lan? Ha? Sen beni saf mı zannediyorsun? Benim ismimi alacaksın. Benim paramı yiyeceksin. Sonra da el alemin neyle gezeceksin ha? Sen beni salak mı zannediyorsun? Gel şöyle. Lan, lan sus. Senden çıkaracağım bunların hepsini çıkaracağım. Usludur dedik. Başı öndedir dedik. Sen de onun gibiymişsin be. Meryem. Kız. Meryem. Bırak. İsmail abi. Bak. Evlatlığına edep, ahlak öğret. Yoksa sonu anası gibi olacak. Alo. Ha? Yakaladınız mı kamyonu? Bak sakın elinizden kaçırmayın. Geliyorum ben. Dayı. Ya dayı sandığın gibi değil. Dayı anlatayım bak. Vallahi bir şey yapmadım. Meryem. Meryem. Meryem.
Meryem sen ne yaptın kızım? Yenge vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Şu spreyi mi ver? Fena oldum, spreyi mi ver? Spreyin nerede? Annemin saçları. Alo, Mustafa abi, benzinliğe geldi. Abi daha fazla tutamayız. Acele etmen lazım. Tamam abi. Hadi kardeşim, dolmadı mı depo? Abi galiba pompa bozuk. E söylesene kardeşim, diğerine çekeyim o zaman. Allah Allah. E çıkarsana pompayı. Hadi abi çıkar pompayı. Çıktı. Bak lan buraya. Baktım. Ne olacak? Ya bir şey konuşacağım seninle. Ne konuşacağız? Ya ne olur. İstanbul'un karısı kızı bitti de bizim buralarınkine musallat olmaya başladım ben. He? Lan öyle yamuk yumuk konuşma. Ne söyleyeceksen doğru düzgün anlat. Tabii baktın. Öyle kız sahipsiz. He? Başında yaşlı bir tane dayı. Yapak bir yenge. Öyle kanında da oynaklık var. Ne diyorsun lan sen? Oğlum ben diyorum da sen anlamıyorsun lan. Farkında mısın? Bak. O kız Mustafa Yalçın'ın. Yani benim. Tamam mı? Ben benim olana el uzatanın eline ne yaparım sen biliyor musun? Lan adam al değil. Adamı? Lan gerizekalı Meryem, lan onun adı Meryem. Ben o Meryem için dayısına 50.000 lira para saydım. Tak 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 50.000. Ulan aç köpek. Sen hiç hayatında 50.000 lira gördün mü lan bu dünyada? Aç köpek. Lan bana bak. O kız mal değil mi? Şerefsiz! Şerefsiz! O kız mal değil! Bırak lan! Alo.
Bozumuk Petrolü'ne acil ambulans. Tercilerin İsa'yı biliyorsun değil mi? Karısı ölmüş. İki çocukla öyle kala kalmış. İhtiyaç sahibi biriyle evlenmek istiyor. Eğer seni isterse ona vereceğim. Adı çıkmış birini başka kim ister? Mustafa da parasını geri ister. Neden istemesin ki? Daha da sana 50.000 verecek adam çıkmaz buradan. Bugüne kadar yedirdiğim, içirdiğim her şey haram olsun. Püf. Bu gece olanları unut. Annen saçların ihtiyacın yok. Sen de değilsin. Ada? İstanbullu. Meryem! Gel. Götür beni buradan. Al. İhtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Götür beni buradan lütfen. Tamam. Üşüyor musun? Hı hı. Bak şunu hemen at üstüne.
iyice sarıl şöyle sıkıca. Tamam. Geçti. Artık korkmana gerek yok. Ada, kızım, vaktim giderek azalıyor. Bu sana söyleyeceğim son sözler olabilir. Yanımdaki hastanın torunu geldi bugün. Bu mektubu onun verdiği kağıda yazıyorum. Arkasına mum boyayla çiçekler çizdim. Mektubu ışığa tut. Ne kadar güzeller, değil mi? Bazı kelimeleri hep düzgün yazamıyorum. Büyünce beni ayıplama, olur mu? Ada, bebeğim, yakında ayrılacağız. Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçti gitti. Sana karşı vazifelerimi yerine getiremedim. Her şeyi yarım bırakıp ölmek istemiyorum. Seni bu dünyada yapyalnız bırakmak istemiyorum ama artık savaşacak gücüm kalmadı. Senin güzel saçlarını bağlayacak gücüm bile yok. Ada, benden sonra sana sahip çıkacak bir baban olmadığı için kahroluyorum kızım. Ama yine de seni doğurduğum için Allah'a tekrar tekrar şükrediyorum. Sen benim hayatıma masumiyet getirdin. Sen çok cesursun Ada. Bebekken bile öyleydin. Ben hızlı hızlı yürürken peşimden koşup bağırırdın. Durma anne, ben sana yetişirim. Hayat karşısında ne kadar güçlü bir kızım var diye sevinir, gurur duyardım. Gittiğim yerde de seninle gurur duymaya devam edeceğim. Gücünü, cesaretini hiç kaybetme kızım. Hayat nasıl gelirse gelsin sen hayal kurmaya devam et. Keşke büyüdüğünü görebilseydim. Kim bilir ne çok arkadaşın olacak okulda. Öğretmen mi olacaksın yoksa doktor mu? Belki de bir balerin. Sonra küçük kızımın ilk aşkını görmek isterdim. Bebeğimin aşık olduğu çocuk acaba nasıl biri? Vaktimiz olsaydı bunu sana büyüdüğünde söyleyecektim. Aşk her zaman mutluluk getirmez kızım. Bazen üzüleceksin, ağlayacaksın ama sakın gerçek aşkı aramaktan vazgeçme. Şimdi seni yalnız bırakıyorum. Dilerim ileride seni asla yalnız bırakmayacak birini seversin. Unutma, sen güldüğünde ben de gülüyor olacağım. Beni, anneni unutma da. Tekerlememizi de. Seni seviyorum. Dört duvarın üstü açık, üstünde bir serçecik. Serçeceğin ağzında turuncu bir çiçekçik. Ada, güneş doğuyor. Evet, çok güzel. Baksana, İstanbul'da tam güneş doğarken giriyoruz. Bu bir işaret bence.
Yani ben pek anlamam bu evren enerji işlerinden falan ama. Bence de bir işaret. Evren sizin için yeni bir hayat başlıyor diye bir işaret yolluyor. Baksana. Bak doğru anlamışım. İstanbul koca şehir. Seni de bağrına basar. Hem yalnız da değilsin. Ben varım. Annemin mektubunu iyi ki atmamışsın. Yanağına ne oldu? O şey ya. Kapıyı biraz hızlı kapatmışım. Bu çarptı. Sizin bu köyün dışında bir benzinlik vardı. Onun adını biliyor musun? Yo. Niye sordun ki? Hiç. Oradan benzin alırken bir şey unutmuşum da arayıp onu soracaktım. Neyse. Önemli bir şey değil zaten. Ya sen şimdi niye tuhaflaştın? Niye böyle davranıyorsun? Yo tuhaf davranmıyorum kızım ya. 19 yaşındayım tamam mı? Beni kaçırdın diye öyle hapse falan girmezsin. Yani ondan korkuyorsan. Ne korkacağım kızım? Allah Allah. Yorgunum biraz. Hem zaten sen kaçmasaydın ben kaçıracaktım seni. Zorla. Zorla. Tutardım kolundan seni getirirdim İstanbul'a. Arayalım mı arkadaşını yoksa önce bir kahvaltı mı yapmak istersin? Ya hayır daha erken. Kahvaltıdan sonra ararız. Onda kalabilecek misin peki? Belki evi müsait değildir. Telefonunu değiştirmiştir. Ne bileyim İstanbul'dan taşınmıştır. Her şey olabilir. Ben de sokakta kalırım İstanbul'da. Ben de izin verirdim zaten. Ben götürürüm seni evi neredeyse. Hatta bir bakarım içeri eğer kalınmayacak gibi bir yerse başka bir çare düşünürüz. Tamam. İstanbul'da ilk kahvaltı nerede yapmak istersin? Bilmem ki. İstanbullu olan sensin. Doğru. O zaman şöyle sahile doğru bir inelim. Hem bir boğaz havası alırız. Önce şu ayakkabı işini halledelim. Bak böyle üşüteceksin. Ayağına bir şey batacak. Yok, istemem. Nasıl yok? Ben ödeyeceğim. Ya yok, gerek yok. Olmaz öyle. Olur, olur. Olur. Borç kızım ya. Vallahi bak. İş bulup çalışınca ilk bana ödersin borcunu. Hop. Dikkat et. Hatta ödemezsen kapına dayanırım vallahi alacaklı gibi ona göre. Kahvaltıya oturunca senet yapalım istersen. İyi. Tamam yapalım o zaman. Bak hemen şurada ayakkabıcılar var. Sen git bak. Ben de arabayı düzgün bir yere park edip geleyim. Ceza yemeyelim şimdi. Çok yakın zaten. Ben 2 dakika gider gelirim. Tamam. Başka bir yere gitme yalnız. Kaybetmeyelim birbirimizi. Tamam. Dikkatli ol. Arkadaşım, bak orada ne yazıyor? Park yasaktır. Ya amirim kusura bakmayın ben görmemişim. Zaten çekiyorum arabayı, 2 dakikalığına durdum. Onu bilemeyeceğim, ehliyet ruhsatı alayım. Ya amirim şimdi... Ehliyet ruhsat. Amirim. Ne var? Plakada arama kararı var. Arama kararı mı var? Akşamki kavga yüzünden mi? Benim orada bir suçum yok yalnız. Hatta orada pompacı bir çocuk vardı. O da gördü. Ona sorun anlatır yani. Ben kendimi savundum. Nasıl kendini savunduysan başın büyük belada. Çekici çağıralım. Hemen amirim. Adama bir şey mi var?
Gel ablacığım, gel. Yeni sezon internetleri geldi, buyurun. Bunlar yeni sezon. Hey be, yeni internetler bunlar. Gel ablam, gel. Gel ablacığım, gel. Buyur ablacığım, nasıl yardımcı olabilirim? Aferin bak, hadi kardeşim. Ya iki dakika müsaade edin bakın, İstanbul'a daha yeni geldi kız, buraları bilmiyor yani. Telefonu da yok, birbirimizi bulamayız. Yahu sen bırak kızı düşünmeye, sen kendini düşün, hadi bakayım. Ya amirim, iki dakika diyorum, ne olacak ya? Yahu geç arabaya kardeşim ya, geç. Aba! Ada! Ada! Kaç numara giyiyorsunuz? 37. 37 numara tam da ayağınıza göre. Şöyle açalım. Buyurun rahat rahat giyin. Nasıl? Oldu galiba ayağınıza. Tam oldu. Giyeceksiniz sanırım ya da kutusunu koyup vereyim. Yok, ben arkadaşımı bekliyorum da. Tamam, siz bilirsiniz. Hazır ablacığım. İyi günlerde kullanın. Bereket versin. Ya, gelmeyecek galiba. Siz bilirsiniz. Sevdim seni çok, sevdim seni çok.